İstihbarat Başkanı Burç Baysal'ın ev sahipliği yaptığı bu toplantıda iki vekil özellikle cenazeler konusunu konuştular ve şu anda da Burç Baysal telefon attığımızda. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bu önemli bir buluşma çünkü artık o tansiyonun düşürülmesi, operasyonların bir şekilde doldurulması, daha doğrusu ölümlerin önüne geçilmesi için oturup konuşulması gerekiyor. Ama HDP ile AK Partililer pek oturup konuşmaya niyetli gibi görünmüyorlardı. Bu nedenle bu toplantı dikkatimizi çekti. Nedir, hangi zeminde oldu ve ne konuşuldu Burç Bey? Tabii şimdi iki milletvekilimiz de aynı zamanda DİSİAD'ın üyeleri, ki Galip Bey DİSİAD'ın kurucularından, 96 yılındaki kurucularından. Altan Tam ve Galip Ensarioğlu, onu da dinleyenlere aktaralım. Evet, HDP evet. Ve AK Parti milletvekilleri, buyurun. Evet. Bu anlamda siyasi partilerdeki görüşlerini bir tarafa bırakıp DİSİAD üyeleri olaraktan şu anki bu sıkıntılı günlerden, bu karanlık günlerden çıkmak için daha fazla inisiyatif alınması gerektiğini dillendirmek için kendilerini davet etmiştik. Çok açık ve net olarak konuştuk birçok konuyu. Tabii ki şu an iki milletvekilinin de bir çırpıda bu işi durdurabilecek yetkilerinin olmadığını çok net biliyoruz. Ama yaşanılan ortamın bir şekilde daha doğru bir zemine gitmesi için katkı yapmaları gerektiğini inandığımızı söyledik. Özellikle Sur'da göç eden insanların bir şekilde barınma ve gıda ihtiyaçları konusunda gerek HDP'nin gerekse AK Parti'nin daha yüksek oranda katkı yapması gerektiğini ve ortada kalan cenazeler konusunda 20 güne yakın bir süredir orada Sur ilçemizde kalan cenazeler konusunda da bir şekilde bunun kabul edilebilecek bir iş olmadığını dillendirmiştik ve bir şekilde bunlar gündemlerine alındı. İlerleyen aslında iki defa herhalde girişim oldu oraya gitmek, evet, için aslında heyetlerde hareket ettiler ama ikisinde de bir başarı sağlanamadı. Evet, evet, şimdi maalesef nasıl bir yol izlenecek gibi görünüyor? Şimdi Galip Bey'in beyanatına göre İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği bu anlamda hazırlar. Eğer özellikle İnsan Hakları Derneği, Mazlumlar gibi bu anlamda daha çok inisiyatif alan kuruluşlar tekrardan bir başvuruda bulunurlarsa, bunların öncülüğünde birkaç saatliğine tekrardan bir sokağa çıkma yasağının kaldırılıp cenazelerin alınması konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Ama ne kadar teknik anlamda başarıya ulaşacak hep beraber ilerleyen günlerde çünkü göreceğiz. Daha önce de benzeri oldu, evet, ve gittiler döndüler oradan. Çatışmalar, evet, devam ediyor ve riske, evet, giriyor buradaki, evet, heyet, evet, içiminde bir değerlendirme maalesef vardı. Ki, maalesef ki. Genel hatlarıyla görüşmelerimiz buydu. Tabii ki içinde bulunduğumuz bu çatışma ortamının bir an önce bitip çözüm masasına dönülmesi konusunda dileklerimizi ilettik. Ki Diyarbakır'daki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla onlarca kez bakanlarla, başbakan yardımcısıyla da görüşmelerimiz olmuştu ama maalesef ki bugüne kadar bir sonuç çıkmadı. Ama her iki taraf da aslında bundan hoşnut olmadığını ve hepimiz de çok net olarak ifade ettiğimiz sürdürülebilir bir iş olmadığını söylüyoruz ama gördüğümüz... Aslında herkes kabul ediyor bunu. Evet, ama 40 zaman küsur günü geride bıraktık. 40 küsur gün ardından hala Diyarbakır'ın merkezi bir şekilde sokağa çıkma yasakları ve silah sesleriyle beraber yaşama devam ediyor. Bunlar çok kabul edilecek bir iş olmadığını herkesin artık bir şekilde masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 5-6 ay öncesinde çözüm masası etrafında bulunan bu partnerler bugün bundan imtina etmeleri insanlık adına doğru olmadığını, bir şekilde her iki tarafın da çözüm süreci etrafında birleşmeleri konusunda kamuoyuyla buluşmaları gerektiğini dillendirdik. İlerleyen günlerde daha farklı organizasyonlara girişebiliriz. Bunu netleştikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Peki barınmayla ilgili ihtiyaçlar konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani Sur'dan göç eden aileler var, onu, evet, biliyoruz. Sayıları, evet, tam, evet, olarak bilinmese bile. Onların durumları nedir? Orada bir nasıl bir ihtiyaç var? Yani tabii Sur'dan göç eden aileler kenti terk etmiyorlar. Kentin diğer bölgelerine yerleşmek zorunda kalıyorlar. Burada valilik beyanatlarına göre bir takım insanlarımızı otellere yerleştirdiklerini ifade ediyorlar ama
bir şekilde şu an görünen tablo içerisinde birçok insan buradaki akrabalarına sığınmış ve hani çok kabul edilebilecek şartlar içerisinde de yaşadıklarını söyleyemeyiz. Bunun için bir girişimde bulunacağını söyledi mi Galip Bey? Galip Evet, Ensaroğlu. evet, evet, evet. Tekrardan valilik vasıtasıyla bu konular ortaya konulacağını söylediler. Hatta Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgili bir kriz masası oluşturmuş durumda. Ama olanaklar yeterli gelmiyor ve çünkü orada yüksek bir nüfus var. Bu nüfusta Kaç kişiden bahsediyoruz? yani Suru Nüfusu. ilçemiz büyük bir ilçe ama şu an çatışmaların yaşandığı yerde 20 ile 30 bin arasında insanın olduğu Dışarıda yani şu anda düşünülüyor. 20-30 bin insan. Yok, insan dışarıda değil. Göç edenlerin O sayısını merak etmiştim ben. Net olarak. göç eden sayısı yani 5 ile 10 bin arasında olduğunu tahmin ediyorum ama çok net bir bilgi sahibi değilim Henüz bu bir bilgi mevkide. yok diyorsunuz onunla ilgili. Evet, evet. Pekala, çok teşekkür ederiz. Yine de umut Rica ederim. umuttur. Konuşulabilmesi önemlidir. O nedenle Kesinlikle, önemli bir gelişme kesinlikle. olarak baktık Türkiye'nin buna. menfaatidir çözüm sürecine bir an önce durulması. Bu anlamda herkesin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Katıldınız, Rica bilgilendirdiniz ederim. bizi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.